Senin hesapta 30 euro mu var? Hesabında 40 euro var diye bana hava attığına inanamıyorum Can. Ortak hesabımızla beraber 200 euromuz kalmış. Bunun 150'si zaten apartmanın ortak kullanım zarfı. Daire 6. Aa, bir yanlışlık olmasın. Orası bizim evimiz ve biz çamaşır makinesi falan almadık. Ama biz size aldık. Ha? İyi günlerde kullanın inşallah. Amin. Sürpriz. Çok teşekkür ederiz ama gerek yok. Bir daha da bizim evimizde böyle büyükbaş harcamalar yapmadan önce bizi danışma nezaketini gösterirseniz çok seviniriz. Can, sen hanımına birkaç kelime söylemeyeceksen ben bir cümle kurmak istiyorum. Vallahi kimse alınmasın ama Gül istediği çamaşır makinesini almalı bence. Ben karışmak istemem. Neticede çamaşır makinesini kullanacak olan o. Hangisini seviyorsa, hangisiyle rahat edecekse o alınmalı bence. Bir dakika, bir dakika. Hı. Sen benimle evlendin diye öğrenerek çamaşırı, bulaşığı, ütüyü sadece ve hep ben mi yapacağım zannediyorsun canım? Ne güzel bir akşam değil mi? İğrenç! Glişe! Defol! Aa, Ayşe abla sen ya niye bu kadar sert davranıyorsun? Merhaba. Ben Sibel. Memnun oldum muhtar. Ben de. Aa, resmen oğluma iş yaptıracak bu. Ayol ben bile hala Mahom'un elini sıcak sudan soğuk suya sokmam. İşte benden sakın ha annen gibi, annem gibi profesyonel evanımlığı bekleme canım. Söyleyeyim yapmam. Öyle yağma yok. Anca beraber, kanca beraber kocacığım. İnanamıyorum, inanamıyorum. Sen yıllardır usul usul fark ettirmeden beni de tıpkı Rose Bar gibi bir desperate housewife'a döndürmüşsün. Ablam ablam. İşlerinde bundan sonra herkes bana yardım edecek. Bu evin her ferdi. Ferdi? Ne ferdi? Ferdi. Sen ferdi değil. Evin her ferdi. Her ferdi sen ferdi. Sen ferdi dersen ben kendimi anlarım Gülbahar. Hayır canım bu evin senin dışındaki diğer ferdileri de bundan sonra çamaşırdı, bulaşıktı, ütüydü. Herkes bir işin ucundan tutacak. Ben bu evin hizmetçisi değilim. Ha, o ferdi değil bir defa. Ferdi. Bu kadar yeter mi çocuklar? Hı, ben bilmem ki. Ben o kadar banknotu hiç bir arada görmedim. Ne kadardır ki o kadar banknot? 3000 euro. Wow! Efsanesin Sibel. Efsane. Ama insan bu kadar parayı yanında taşır mı hayatım? Burası İstanbul. Bana kapkaç yapacak adam daha anasının karnından doğmadı kuşum. Santrik. Bize onun yarısı yeterdi aslında. Daha yeni evlisiniz çocuklar. Bir ay sonra lazım olur size. Resmi bak. 3000 euro. Ya ben o kadar düşündüm sana gül aldım. Ayıp olmuyor mu Gülbahar? Bana ayıp olmuyor mu? Ben saksı değilim Ferdi. Aa, niye öyle Erol Büyükburç gibi konuşuyorsun Gülbahar? Perşembe. Çamaşır Nermin, ütü yapma kabzo. Cuma akşam yemeğe gidilecek. Hafta sonu kabzo serbest nasıl? Güzel tamam da yalnız burada Nermin hale gidecek diye yazmıyor. Çünkü Nermin bütün gün halde poposunun üzerine oturup tavla oynamayı işten saymıyor. Anladın mı? Win Mahir win. Kazan Mahir kazan. Hadi bakalım yallah. Oh, poponun üstünde oturduğun yerden banka hesapları müşterek ama ya. Ne güzel şey be. Ya kovasan alma ev işinden mi sayılıyor? Saçmalık! Bu Sibel denen kadın hanıma falan gibi bir şeymiş. Kan çekiyor galiba. Ben gittim tefeciden borç oldum ya. Allah'ım niye böyle oluyor ya? Niye bütün manyakları ben çekiyorum? Nasıl yapsak? Nasıl yapacaksınız biliyor musunuz gençler? Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, mikrodalga, elde para edecek ne varsa elden çıkaracaksınız. Başka türlü buradan kurtulamazsınız. Sesinizi duyuyorum. Bak telefonun sesi geliyor. Açın kapıyı ya.
senin bu erkeğin dibinin dibi tutmuş Mahir. Oğlum niye önce bize gelmediniz? Bir kere en başında size gider yapmış bulunduk baba. Yani siz de annemlere gider yaptınız, sonra gözünüzü hastanede açtınız. Oluyor bazen böyle şey. Oğlum o benim ananla aramda bir mevzu. Aile arasında biz onu çözdük bitti, çözdük bitti. Başınız bir sıkıntıya girince önce bize geleceksiniz. Tamam ama... Aması falan yok. Önce bize geleceksiniz. Önce bize geleceksiniz. Hayır, bize geleceksiniz, bize. Önce bize geleceksiniz. Bize geleceksiniz, bize bana bize. Önce bize geleceksiniz, bize. Bize. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yapma be. Yapmayın çocuğum. Yaşıtlarım gibi ben de özgürlüğümü istiyorum anne. Git babana söyle çocuk. Çöpler bundan sonra 3 yıl atılacak. Çöpümü istediğim yere atarım. Ah Avrupa. Para için yapmam çocuk Mehmet Ali, anlar. Ah Avrupa, ah. Can, Brüksel'den gelir alacağız değil mi oğlum? Türk kızlarının suyu için. Seçimle geldim, seçimle giderim kardeşim. Ah Avrupa, ah. Kokorecimi, damardan tuzlamamı, işkembemi, mumbarımı vermem. Ah Avrupa, ah! Ne işler açtın başımıza? Avrupa'ya mührümü basacağım kardeşim. Şimdi sen düşün Avrupa! Tekin! Nerede buldun sen telefonu? Masanın yanındaki kasanın altındaki komodinin üstünde. Hesabı alabilir miyiz? Ya ne bileyim cebimden düşmüş öyle işte. Ben de mesaj attım, ulaşamadım sana. Buyurun, hesabınız. Öğrencilere indirim yok mu? Ne öğrencisiniz ki siz? Üniversite. Hah, üniversiteleri yok işte. Kime var? Anaokullarına var, ilkokullara var ama üniversitelere yok. Anladınız mı? Çatır çatır ödeyeceksiniz. Siz kazanamadınız galiba. Hala açıklanmadı mı şu üniversite sınavı sonuçları be? Babacığım bilgisayara doğru söylenirsen bu sorunun muhatabı ben değilim çünkü internet çok döv. Oku. Sana hayırlısı. Ha gel 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 gel. Tamam dur dur sakin bakıyorum. Evet. Ne oldu Ferdi? Mutluluktan mı ağlıyor bu? Kızım. Kızım babacığım aşkım. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Biliyorsun değil mi aşkım? Ay, ay görüyor musun Ferdi? Tamam, aman. Ya kız hep gitseydin de o da benim olsaydı abla ya. Ben de bahis yapmıştım o kadar kazanırsın diye ama neyse. Can Efendi görsün şimdi bakalım. Bu kız ona göre miymiş, değil miymiş? Nermin bu durumda düşünülecek şey mi şu ya? Yuh! Bir susun be. Ya ben de şuradan bilmiyorum. Ne bekliyordunuz ki yani? Ne bekliyordunuz? Ay olur mu Ferdi? O kadar çalıştı çocuğum. O kadar mı? Ya öğrenim hayatı boyunca son 5 ay ya çalıştı ya çalışmadı be. O kadar özel ders aldı ama baba. O kadar özel ders. O kadar özel ders. Üniversiteye girmek için mi? Yoksa manita bulmak için miydi kızım ha? Aman baba, aman bana moral vermeyin. Falan kalkarsın sakın yerden bir tamam mı? Moralmiş. Moral hak edene verilir. Moralmiş. Tembel teneke be. Neyse siz 10 euro bırakın gidin. Öğleden sonra dersin var mı? Yok benim yok. Kocan okusun doktor olsun. Sen lise mezunu garson. Aferin sana Gül. Bakalım bu Türk filmi nasıl bitecek?
kurabiyelerini de yememişler. Görgüsüz bir küçük şımarık üniversite öğrencileri. Sorry. Daha uyuyan güzel uyanmadı değil mi? Oflama, oflama. Sen sadece dişini fırçalamışsın. Miden boş. Oflamandan anladım. Sen yine mi aç karnına gideceksin okula? Anne. Ne anne? Anne ya. Anne gibi yer olmaz mı Aysan? Ay bari akşamdan bir sandviç falan hazırlasaydı. Anneciğim normalde yapmayan kız değil. Hakkını yeme. Bu üniversite triplerini yükseltti gene. Gitme üstüne kızın. Allah Allah. Yerim onun üniversite triplerini. Zaten ne zaman ev işi mevzu bahisi olsa bunun üniversite triplerini yükseliyor bir anda. Ay sanki üniversiteye gidebilecek kapasiteye sahip haspam. Neyse yürü bize gidiyoruz. Mov mov. Mov hadi yürü. Yürü. Ha yarın öbür gün bu seni beyin ameliyatına da aç karnına yollar Joan. Olmaz ki böyle. Anne beyin ameliyatı nereden çıktı? Ben daha uzmanlığımı seçmedim ki ya. Günaydın efendim. Günaydın. Good morning Rosie. Joan bu sabah bizde kahvaltı edecek. Sen de gelmek ister misin? Yok. Hayır yani kahvaltıyı geçtim de. Kalk bir kocanı uğurla ondan sonra yat değil mi Rozbahar? Anneciğim. Biz belki akşamdan birbirimizi uğurlayıp yatıyoruz. Ayrı bir sistemimiz var. Sana ne? Aa, sana ne mi? Sana ne ha? Görüyorsun değil mi Gülbahar? Yani senin kız kim bilir şu an kaçıncı uykusunda bir tarafında pireler çift kale maç yapıyorlar. Ben şurada çocuğuma iki lokma yedireyim diye fırça yiyorum. Unbelievable. Gençler işte. Ya ya ah bu gençler çok fena. Çok ben bunları anlayamıyorum. Halbuki sen. Ah nasıl hanım kadınsındır. Ay nasıl her şeyi layığıyla dört dörtlük yetiştirirsin değil mi? Ah ah. Demek ki gerçekten mum dibini aydınlatmıyormuş. Anne. Ne anne? Uzatma oğlum ayıp. Hadi hadi. Yumurtan soğuyacak. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Ben de çok açım anne ama ekmeği tercih ederim. Ya yemeden bir manşetlerine baksaydık Gülbahar. Afiyet olsun. Manşetleri ben sana söyleyeyim Ferdi. Kızın mışıl mışıl uyuyor, damadın aç plaj annesinin evinde kahvaltı yapmak zorunda kalıyor. Nermin Hanım biraz evvel flash 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 hepsini çaktı geçti. Ya sen Nermin Hanım'ın gazına niye geliyorsun? Bir kızın dinlesene vardır bir bildiği. Ay bunu Ferdi neresi dinlenir Allah aşkına? Kız devirmiş yatıyor oğlan aç plaj işe gidiyor olmaz. Anne bugün de okullar açılıyor. Ben de daha ilk günden aç mı gideyim? Bir dakika Emre. Ya belki şimdi bizim hani ev işlerinde ben sana yardım ediyorum ya. Belki öyle bir hesapları vardır ya. Vardır kızın bir bildiği Gülbahar. Bildiği neyse açıklasın o zaman. Bu kadının ağzına laf vermesin. Her yerde konuşur rezil eder bizi. Ya baba bari harçlık ver de kantinden bir şeyler yiyeyim. Dün bakkaldan dönüşte getirmediğim para üstüne say. Ne yaparsa yapsın benim başımı şu Nermin cadısına eğmesin Ferdi. Anne bugün okullar açılıyor. Beşinci sınıf oluyorum artık. Okumuş bilinç vermeyecek misin? Aman ablana kilo kilo baldo yedirdik de ne oldu? Abartma Gülbahar. O bizim kızımız Nermin cadısının onunla kahvaltı hazırlamıyorsa bakterin iyi yapıyor. Ben kızımın arkasındayım. Harcatmasın kendini. Harcatmasın? Evet. Harcatmasın. Hı? Ha, öyle bu gaftan sonra beni kimse dinlemez. Bıktım bu ablamdan ya. Demek harcatmasın. Yani ben bunca senedir harcatıyorum kendimi. Yahu Gülbahar bir paragraf laf söyledim içinden bir tanesini çektin aldın taktın yine. Ha, taktım taktım tabii ben taktım yani. Ben taktım çünkü manyağım zahir. Ya Allah manyak falan değilsin Gülbahar. Manyak değilsem o zaman haybeye takmıyorum Ferdi. Ben bunca yıldır ailem için evim için canla başla hizmet edeyim harcanmış olayım öyle mi? Yeter be ben gideyim halde yapayım kahvaltımı sen de böyle... Kendine harcatma. Aa, iyi ki bir laf söyledik be. Bu ne be? Demek harcamışız ha. Vay be. Hadi harcamışız. Hadi eyvallah. Eyvallah eyvallah. Harcandık ha. Harcandık. Ah Maysan. Vah Maysan. Kilo vermişsin sen. Kilo. Atma anne. 2 kilo aldım ben. Ya hep dışarıda yemekten. Hep ah Roz. Ah. Open bakayım ağzını. Anne. Open. Oğlum anne. Aç aç aç. Oha. Aç. Oha. Aa, bak baban günaydın dedi oğlum. Sana da günaydın Maho. Nermin'cim, bebeğimizin önlüğünü takmaya unutmuşsun. Çok komiksin baba ya.
Dur, ben sana mama sandalyesi getireyim en iyisi. Kabzo, eğer stand-up'ın bittiyse sit down please. Tahıl gevreğini vereyim. Sen git o tahıl gevreğini atlara ver Nermin. Bana bak. Bana bak falan yok Nermin. Ay canlarda kahvaltı var mı? Ay canlarda yemek var mı diye 24 saat padişah sofrasını hazır bekletiyorsun. Bana at gibi tahıl yulafını dayıyorsun. Eşek kadar baba olacak çağdaki çocuğa elinle yemek yediriyorsun. E o cansa bu da can. Yeter be. Aç oğlum sen. Dur anne, dur anne. Tamam dur, başka bir şey vereceğim ben. Ne geliyor? Dur dur dur, gözüm. Anne aç 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 aç. Oğlum aç. Oh oh yut. Güzel Allah'ım. Kaldık kucağımızda çocukla ya. Yıvık kıkanıyor mu ya? Mehmet Ali! Neredesin be? Neredesin? Aslında bu. Öyle kızgın danga yemiş sığırlar gibi bağırsan mızırdanı tabii. Ver şunu. Ver, ver, ver. Gel koçum, gel. Gel, gitti o korkunç canavar. Gitti. Canavar sensin be. Oo, oh, 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 oh. Kaçalım biz bu canavardan. Oo, oh, 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 oh. Kaçalım biz bu canavardan. Bana bak, madem karınla aran iyi, yap bir tane daha çocuk. Senin tutan mı var? Benimki yine sabah sabah rezil etti kahvaltıyı be. Oo, oh, canavarın karısıyla arası mı bozulmuş? Canavar karısına neler yapmış acaba? Maşallah, Allah muhabbeti güzeltirsin Mayra Bey. Bana bak, neredesin sen be? İki saniyede gittin, bıraktın çocuğu. Oo, oh, Rauf, gel kurtaralım babanı canavardan. Rauf, babayı kurtaralım canavardan. Gel babacığım, gel, 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 gel. Bir daha emanet etmem seni bu korkunç canavara. Hep Mahir abisine emanet edeceğim kendini. Evet. Bana bak, şimdi bu canavar hepinizi birden burada yiyecek ha. Hadi yürü be, yürü. Hadi, hadi. Geç kalıyor sana. Amma uyumuşum ya. Aşalım acaba. Eyvah. Hah, anne sen miydin? Ödüm koptu ya. Niye ödün koptu çocuğum? Kocan gelir de ona kahvaltısı hazırlamak zorunda kalırsın diye mi? Ne diyorsun anne sen ya? Can çoktan işe gitmiştir ki. İşte ben de onu diyorum. Çocuk diyorum acaba ne yedi içti gitti diyorum. Ne bileyim ben? Kayınvalidene sor. O biliyor çünkü çocukcağız kahvaltısını onu da yapmak zorunda kaldı. E ne güzel işte. Çocuk kantin tostu mu yeseydi anne? Ay sen beni delirteceksin Gül. Sen ne gamsızsın kızım. Sen bu gamsızlıkla ölmezsin vallahi, sonsuza kadar yaşarsın. Anneciğim, ne bu gam, ne bu kasvet sabah sabah Allah aşkına. Ne olduğunu bana söyle. Gel bir otur, ben sana kahve yapayım. Bana değil, kocana yap! Alem gördün. Alttan almaya çalıştım, sineye çekmeye çalıştım. Olmadı. Bundan sonrasını sen bilirsin. Niye bağırıyorsun anne bana? Çünkü Nermin Hanım cır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 
sana. Hayırlı işler dile, iyi dersler dile. Ne dilersen dile ama bir şey dile. Anne, dilek kuyusu mu bu can? Ayrıca sen ne yaptın? Kafayı mı yedin sabah sabah? Evet, kafayı yedim, kafayı yedim. Yedirttiniz çünkü bana kafayı. Yedirttiniz, zil takıp oynayın artık. Vallahi canımdan bezdim ben. Ha, canımdan bezdim. Ne haliniz varsa görün be. Canımdan bezdim ben. Canımdan bezdim ben. Batmaze, canım benim. Şu bardakları da bir gurulayıversin. Sana zahmet olacak Ceylan'ım. Tekin, yerleri sil. Şuraya bak be. Matmazel'den isterken Ceylan'ım bir tanem. Tekin özürlerken ilkokul fişi gibi. Tekin yeri sil. Oya topu at. Ayşe insan ol. Ne dedin sen? Ayşe topu at dedim. Atacak mı? Allah Allah. Gıcıklık yapma. İşini yap. Selamun aleyküm Avrupa apartmanının psikopatları. Efsane geri döndü. Pampişim benim. Aleyküm selam Muhtar. Hoş geldin de neden geldin? Sibel hışırt eder seni. Sibel vuruldu matmazel. Tedavi için yurt dışına gitti. Ne? Ya! Gittin! İğrençsiniz, iğrenç. Neticede bir insan o da yani. Ya matmazel, hayati bir tehlikesi yok. Ayağından vuruldu ya. Oyna, oyna. Sen de oyna, sen de oyna. Ay yok, ben oynamayayım. Teşekkür ederim. Türk'le her şey alıştım ama böyle müziksiz oynamalarına alışamadım. Şarkısı da var onun matmazel. Sen bilmiyorsun. Çalınmadan oynar bizim ayılar, çalınmadan oynar bizim ayılar. Öyle değil mi gudikler? Hoş geldin pampişim. Vay arkadaş ya, vay ya.
Ya ben mahallemi özlemişim, gelmişim. İki dakikada soğuttu ceberrut be! Allah Allah, gelmeyeydim keşke ya. Gideyim mi ben be? İşletmecisi olacağımız dükkanın ayakçısı olduk pampişim. Ya ben ne yapayım? Bir kere selam verdim, zorla çıktım yani. Zorlu değil efendim, o borçlu, borçlu. Ama neyse, benim bitirmem gereken bir araştırma var. Yardım edeyim dedim, burada aşçı komi arası takılıp duruyorum yani. Mademoiselle, komi Fransızca mıydı ya? Çince Otekin, Çince. Komi diye bir Çinli bulmuş bu mesleği. Harbi mi? Hayır Müsü, sadece kötü bir espri. Ya ben Fransızca bilmiyorum ama kuvvetle muhtemel küfrediyor tokatçı. Haklı kız. Aşkım, sen kahvaltı istediğini niye bana söylemiyorsun ha? Bana söyleseydin bu hafta kahvaltıları ben hazırlardım, sen de ütüleri yapardın. Niye annene gidip kahvaltı ediyorsun Can? Sen annemi bilmiyor musun? Anneni bilmiyor musun ya? Gerçekten bu kahvaltı muhabbetinden çok sıkıldım. Ve çok şükür ki hoca geldi. Kapatmak zorundayım sevgilim. Bye bye. Seni seviyorum. Can. 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 Can telefonu kapat. Akşama o hoca gelmeyecek ev ama. Akşama sen yalnız geleceksin ev ama. Ya bir kere şu asansörü bir tutmayın Allah aşkına. Ben bir bileyim şu asansörü. Bir asansör kullanayım şu apartmanda ya. Aa. Ay böyle gelin my god başına. Yattığı zaman kalkmak bilmiyor, kalktığı zaman yatmak bilmiyor. Ay yolluk gibi bütün gün seriliyor eve. Öyle değil mi be abla? Gül tembel değildir ki. Ay çalışkan olsa üniversiteyi kazanırdı. Matmazel, kafeyi temizledin. Uy, sabah temizlik. What's going on matmazel? Bütün kafeyi sen tek başına mı temizledin? Gül yardım etmedi mi sana? Aa, Gül akşam temizlik yapıyor. Hmm, belli belli, çok iyi temizlemiş. İsterseniz ben bu akşam temizlikten sonra sizi ararıp gelip kontrol edersiniz. Hiç gerek yok tatlım. Sen kendi evini hallet, sonra biz sana misafirliğe geldiğimizde görüp söylediklerimizden utanırız. Siz beni hayatımı büyükler kontrol etmeye devam etsin diye mi evlendim zannediyorsunuz? Bak Junior Rose, şu an hem suçlusun hem de güçlüsün. Bence artık sen biraz sus da hanımlığın konuşsun. Valla ben sizin gibi umutsuz bir ev kadını değilim Nermin teyze. Aa! Ben bir kere eve para getiriyorum. Sürekli çalışıyorum. Sizin gibi öyle sabahtan akşama kadar pencere başında koca beklemiyorum ben. What? Vah değil, eşitlik Nermin Hanım teyze. Hmm. Bak Junior Rose, ben senin eşinin annesiyim. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Bence derhal shut up. Tamam, son bir şey söyleyeceğim. Sonra ben shut up'acağım. Can'a belki kahvaltı hazırlamıyorum. Ama Can sürekli kahvaltı hazırlayıp yatağa getiriyor, biliyor musunuz? Belki annem beni çok iyi yetiştirmemiş ama siz Can'ı süper yetiştirmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Ha, ayrıca dedikodu yapmak günahtır. What the hell is going on? Niye bayıldın Nermin? Bayılmadım Kabzo, bayıltıldım. Tamam, tansiyonun normale dönüyor. Şimdi, profesörün de bana dersi terk ederken sorduğu gibi, yüz naklinden daha önemli konu nedir söyler misin anneciğim? Senin o profesör bıraksın yüz naklini de gelsin o karına biraz dil nakli yapsın, dil. Kavga mı ettin? Aa ne kavgası canım? Resmen beni herkesin içinde haşladı gitti stupid. Aa stupid deme gelinim Enermin. Aa haklısın, stupid olan o değil. Puh, stupid. Anne sen de iyice koptun ama ha. Ne yapıyorsun sen Nermin? Puh sana da stupid. Sen de stupidsin Mahir. Stupid babanın stupid oğlu. Pıtı tı tı tı. Hepiniz stupidsiniz. Ben hariç kimse o kızın gerçek yüzünü görmüyor. Aptalsın siz aptal. Abartıyorsun anne. Ben mi abartıyorum? Asıl sen sana kahvaltı bile hazırlamayan karının yatağına tepsi tepsi breakfast götürerek abartıyorsun Maysan. Yatağına kahvaltı mı götürüyorsun harbiden? Baba şimdi mevzu bu mu ya? Bu mu şimdi mevzu? Hayır. Şimdi en önemli mevzu şu. Senin o çenesi düşük karın gelecek, benden özür dileyecek. Hele bir dilemesin, ikiniz de silerim. Silerse silsin. Yavrum niye böyle yapıyorsun? Can, hı? Ne yapıyorum söyler misin? Şu anda benim ne yaptığımı, her yakaladığına beni çekiştiren annene kendimi savunmaktan başka ne yaptığımı söyler misin? Aşkına. Peki, her şeyi anladım. Yatağa kahvaltı getirdiğimi niye anlatıyorsun ya? Aa. Ne oldu? Utandınız mı küçük maço? Evet. İkinizle de konuşulamadığına göre Allah'ın verdiği sayılı nefesi tüketmenin bir alemi yok. Hadi bana eyvallah. Ben eve gidiyorum. Ah. Git be.
bir kere de bir erkek gittikten sonra şöyle yüzünde güller açan bir kadın göreyim ya. Ne dedi, ne yaptı sana bu iblis? Sadece o mu? Sadece o mu Ayşe Hala? Her şeyi, herkes benim üstüme geliyor ya. Ya kızım, senin tek dileğin evlenmek değil miydi? Bak muradına erdin, hala ağlıyorsun. Muradımda gıcık kaynanam çıktı Amalıcığım. Üniversite sınavı da patlis oldu o. Esas sınav üniversite sınavı değil. Asıl büyük sınav evliliktir be gülüm. Ya. Evlilik. Bu benim. Bu Ferdi'nin. Bu benim. Ne yapıyorsun Gülbahar? Bunca sene kendimi, evimi, aileme adayarak harcatmışım ya Ferdi'ciğim. Artık harcatmıyorum. Sen amma taktın bu lafa ya. Daha önemli gündem maddelerimiz var Gülbahar. Yani Gül, iyi ki o Nermin cadısını bayıltmış. Biz de o karambolde ortamla erken geldik eve. Yılın gelini. Hı-hı. Kaynanasını bayıltmış. Madalya takarsın artık kızına. Heh, kendisi de geldi işte. Hı. Madalyası da hazırsa ben sizi baba kız baş başa bırakayım. Ne madalyası ya? Yılın gelini. Aferin Gül. İyi ki bayıltmışsın Nermin Hanım'ı. İnşallah hiç ayılmaz da biz de ömür boyu huzur içinde yaşarız ya. Nasıl yani? Ben o kadar kötü bir eş miyim? Eş mi? Ne eşi? Ne? Senin eşin benzerin yok çocuk. Yani çok affedersin, evinin pislik götürsün. Kocan aç plaç gezsin. Kayınvalidene papuç kadar değil. Kadını apartman girişlerinde bayılt, ayılt. Ama ben aynı zamanda çalışıyorum anne. Ama ben aynı zamanda çalışıyorum anne. Böyle herkes çalışır çocuk. Anaya babaya evleneceğim diye kafa tutmak kolay. Ne oldu? Evlendin, al işte. Baş edebiliyor musun? İkinizin de düzeni tepe taklak oldu. Tebrik ederim. Nerede babası madalyası? Anne! Anneciğim ne olur bana yardım edin anneciğim. Hiç ağlama. Kendi evlenen ağlamaz çocuk. Anne ben tamam, ben çok beceriksizim anne. Ben zaten üniversiteyi de kazanamadım. Ben hiçbir şeyi beceremiyorum. Bu evlilik müessesini de anlamıyorum, çözemiyorum. Anneciğim senin yardımına çok ihtiyacım var benim. Tamam bebeğim, tamam. Tamam, yardım edeceğim. Gerçekten mi? Annelerin güzeli gerçekten mi? Evet edeceğim. Yalnız bir şartla. Oh my goodness, oh my goodness. Hırsız, hırsız! Hafazan Allah, ne hırsızın Ermin? Senin evimize soktuğun hırsız. Gül, ha oğlumuzu. Kıymetlimişi çaldı. Senin bu evde ne işin var? O kız benden özür dilemedikçe sen bu eve giremezsin. O kız değil anne, Gül. Benim karım, senin de gelinin. Babam çağırdı diye geldim. Heh. Can, aile albümlerini buldum. Gel, hep birlikte senin bebeklik fotoğraflarına bakacağız. Hı? Maho, manyak mısın? Sen nereden çıktı o durup dururken? Yürü dedim sana! Yürü. Niye ben özürlüyorum? Hem Can benim tarafımda zayılar. Sen onu öyle zannet. Yakında anasının tarafına geçecektir. Niye geçsin anne ya? Çünkü Türk erkekleri Türk kadınları tarafından öyle yetiştirilirler. Ben de Emre'yi öyle yetiştiriyorum. İleride oğlun olursa sen de onu öyle yetiştireceksin. Amazonlar gibi konuşmazsın anne! Ev hanımlığının birinci kuralı. Akıllı bir kadın kayınvalidesini asla karşısına almaz. Onu daima idare eder. Sen aptal mısın çocuğum? Tamam. Merhabayın. Nermin Hanım, müsaitseniz Gül size bir şey söyleyecekti. Biz de seninle rahat rahat bebeklik fotoğraflarına bakarız. Harbiden baba, senin yüzünden kendimden nefret edeceğim. Allah Allah, delirdin mi ya? Nereye? Eve baba. Karımın ilk barış antlaşmasından sağ salim dönmesini bekleyeceğim. Kaçırdık.
mutfağında aman bol köpüklü köpüklü ne güzel kahveler yapmış çocuğum benim. Teşekkürler yavrum. Ben maksadını aşmış laflar söylemiş olabilirim. Özür dilerim. My God. Bu laf da yeni moda oldu. Sen maksadını aşıp aşmadığını bilmiyor musun ha? Beynin yok mu senin? Beyinsiz misin? Var tabii ama efendim. Zahir ustura durmuş. Evet, ben böyle sinirimden ne dediğimi bilememişim. Tekrar özür dilerim. Haddimi aşmışım ben. Hatalıyım. Sevmem öyle avutulukları. Çakayım o zaman. Ne? Çak. Hani çak yapılır ya. Daha Avrupa'yı, Amerikan vari olur hani. İnsanlar o zaman barıştıkları zaman birbirlerini sevinçlerini göstermek için böyle çak yaparlar ya hani. Çakışalım o zaman Nermin teyze. Çak, gel yapalım. Hani ben çok saçmaladım. Gidelim mi? Mahir abi, tamam anladım. Tamam merak etme sen. Hallederik yahu, merak etme. Neredesin? Tamam. Hadi bay. Ne halledeceksiniz be gene? Mahir abinin çeşmeleri bozulmuş da tesisatçı çağır dedi. Tamir etsin kendilerini. Ben de gideceğim tesisatçı çağırayım. Ver istersen sen bana Rauf'u. Onunla beraber gideyim geleyim ben. Hem hava da vurmuş olur çocuğun yüzüne. Aman ne güzel olur Mehmet Ali. Sen al kendini. Gil. Al bakalım. Gil. Al oyuncağını da. Gil. Ben de böyle bir yarım saatçik kestireyim Mehmet Ali ha? Sen rahat edesin diye alıyorum zaten kendini. Tamam. Hadi sen keyfine bak. Bay bay anneciğim. Bay bay. Ne oldun? Koçum be, aslanım benim be. Yarım saat sonra gelir alırım. Aman ha gözün gibi. Ya tamam, gözüm gibi bakarım. Paket mendil cebine şuradan hadi çek bakayım. Abi huysuzlanacak olursa bu oyuncağından böyle ayı taklidi yap kendine, çok hoşuna gider. Ayı, iyi tamam. Şş, bana bak sakın Nermin duymasın. Aman esas yeşim duymasın, Yoksa böyle şeftali kebabı gibi dürer beni Allah için. Hadi eyvallah. Dediği şey ev temizlemekten ibaret yani. Sanki eşim Allah izme ve hiç gelmiyor. Yani annemlerin evine hiç gelmiyor. O hiç temizlik yapmıyor. Bu kadın benden dağınık odamın intikamını alıyor canım. Allah aşkına yeni bir tartışma çıkarma Gül ya. Köşeler. Bak. En çok toz oralarda birikir. Anladım anne. Ay bu ne? Ne oldu? Anne ne oldu? Bunun banyoda ne işi var? Aa sence? Çocuğum, bu misafir havlusu sana misafirler için verdiğim havlu. Evde misafir mi var acaba? Anne, misafir için özel havlum var. Özel dizayn edilmiş Allah aşkına. Havlu işte. Olur mu? Tabii ki var. Bunlar misafirlerin kullanacağı havlular. Misafir için ayrılmış havlular. Az kullanılır, az kullanıldığı için de daima temiz kalır. Yoksa misafirler gelince derler ki, ay Gül'ün de havluları nasıl yıpranmış. Derler dedirtmem Gül. Ay tamam anne, sakin ya. Ay, yoğurt. Çocuğum bu kadar büyük yoğurt alınır mı? Siz bu evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Anne ne yapayım? Bakkala söyledim, bunu gönderdi. Bakkala söylerken ufak yoğurt diyeceksin. Yoksa bakkal elindeki mevcut en büyük yoğurdu sana gönderir. Bu bir. Ayrıca öyle bakkala yoğurt söylenmez. İki. Üçüncüsü bunun üstünde kullanma tarihi var. Onu görmeden yoğurt alınmaz. Üç. Ayrıca bandıra varken sen niye bakkala yoğurt söylüyorsun? Dört. Ay bilmiyorum anne. Allah'ım niye bu kadar üzerime geliyorsun? Sanki cinayet işledim ya.
Sen evlilik kurumunu öldüreceksin Gül. Bu ne? Bu ne? Ton balığı konservesi. Av mevsimi açıldı. Sen kocana konserve balık mı yedireceksin Gül? Affedersiniz, bir daha yapmam. Özür dilerim. Evet, şimdi bir çöpleri kontrol edelim bakalım. Niye ya? Çünkü çocuğum iyi bir ev kadını çöp attıklarıyla değil, atmadıklarıyla ölçülür. Şimdi bakalım böyle herhangi bir limon yarısından kesilmiş, iki kez sıkılmış, atılmış mı? Hayır, olabilir, bakma. İsraf ya, israf. O limonu keseceksin, bir tarafına tuzu dökeceksin, onu öyle streçleyip dolaba kaldıracaksın. Ben şu üstüne. Kapı çaldı, vallahi çaldı, kapı çaldı. Kapı çaldı, kapı çaldı. Merhaba, merhaba. Ben geldim. Hayrola baba, ne yapıyorsun Rauf'la? Hiç. Yeşim Rauf'un maliye emanet etmiş, onun da işi varmış, ben bakıyorum. Ne kadar tatlı bebek, değil mi? Ha, sen bir de onu ağlarken gör. Uçak motoru Rauf'tan daha ses çıkarıyor. Aa, öyle deme Gül. Bebişin bir gülmesi bin ağlamasına bedeldir. Bak şimdi bak. Hadi baba, gel beraber gezdirelim. Zaten evde de temizlik var. Ben ayak altında daha fazla durmayayım. Evet, ha, gezdirelim. Hanımlar size kolay gelsin. İstersen sen tut biraz. Yok baba, ben düşürürüm falan, sen tut hadi. Ben sana öğretirim, gel. Ya hadi baba, hadi. Gel. Hayırdır anne? Kal geldi. Nerede kalmıştık? Şimdi sen diyelim evden işten geliyorsun, çok yorgunsun, argınsın. Ama Can da baban gibi münasebetsizlik yapıp arkadaşlarını karılarıyla beraber yemeğe son anda davet etmiş. Ne yapacaksın? Bize söylerim. Olmaz, hayır. Evdeki tüm malzemelerle Allah ne verdiyse girişeceksin. Anne niye? Niye Allah ne verdiyse girişiyorum? O bir saat önceden haber vermeseydi o zaman ben de gelen konuklara derim ki kusura bakmayın Can, bir saat öncesinden haber verdi. Ben rezil olacağım ama o rezil olur, olur biter. Aslında haklısın. Ay ben niye şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapmadım? Ya birbirimizden öğrenecek ne kadar çok şeyimiz var anneciğim, bak görüyor musun? Anne bakma, attım onun üzerine limon ben. İçinde limon var anneciğim. Ne yapıyorsun? Ortağım, sen beni buraya niye çağırdın ya? Evde boş oturacağına dışarı çık hava al diye. Bak, Can, bunu ayı taklidi yapıyorsun, böyle oynatıyorsun, çok iyi. Ortağım, sen çok iyi becerisin. Normal konuşsan yeter, al. Ama bak, bebenin yanında beni kötü konuşturma. Tamam, dur şimdi. Ayı dedik, canavarlaşma. Can tut. Dur baba, ne yapıyorsun ya? Fahil Can'a dikilmiş takım elbise gibi cuk oturdu ha. Nasıl, çok yakıştı değil mi Dünür'üm? Ha? Çok yakıştı. Dur, bir fotoğrafını çekeyim size. Baba, he. Dur bir, ne yapıyorsun? Kendine gel. Dur, harbiden sen ne yapıyorsun ya? Fotoğraf çekiyorum işte, dur. Bak sen de poz ver, gel beraber şöyle. Aşk olsun vallahi Mahir'e be ha. Çocuğu ben sana emanet ettim. Canın kucağında ne işi var? Geçen hafta Sait Hoca ile sezaryen ameliyatına girdim ben. Mali abi, abartma ya. Can, hadi oğlum. Emaneti yerine götür. Ver. Hadi. Allah'ım güle güle. Hadi be, ay rica ederim. Tamam abiciğim. Hadi sen de git. Ben de kaçıyorum. Hadi. Görüşürüz. Ben torun istiyorum, bilirim. Ne? Manyak mısın sen be? Bugün niye herkes bana aynı şeyi sorup duruyor? Manyamışım da ondan. Ya abuk subuk konuşup adamın asabını bozma be. Senin gibi böyle dümdüz, umutsuz bir ev kadınından böyle Gül gibi isyankar bir hippie çıkmış. İnanamıyorum. Aç geziyor oğlum, aç. Aman senin o çocuğuna yaptığın abuk subuk lapalar yüzünden senin çocuğun senelerdir aç zaten. Geldi bende yemek yedi de iki ayda yemek yemeyi öğrendi çocuk. Neyse zaten bunları bırak, daha önemli problemlerimiz var. Mahir Bey torun istiyor. What? Rauf'u almış kucağına, apartmanda böyle canlı reklam gibi dolanıp duruyor. Gül'ü bırak da kocana sahip ol. Ah, vay kapso vay. Demek onun için canı bebeklik resim... Impossible. Bunlar çocuk sahibi olamazlar. Evet, olamazlar. Yani ben Gül'ün benim gibi olmasını istemiyorum. Daha kariyer yapacak benim çocuğum. Ben de oğlumu Gül'ün yanında bir mahir olmasını istemiyorum. Benim oğlum da profesör olacak. Ah, bir şeyler yapıp engel olmamız lazım. Ben o fikri çıktığı yere geri sokmasını gayet iyi bilirim Rozi. Sen hiç merak etme. Allah aşkına bir koklasana Gülür. Mis mis.
Oh, oh be, vallahi özlemişim var ya. Bebek kokusu gibi var mı be? Ya tamam yeter, yeter. Çocuğu bir saattir tünel şişesi gibi çevire çevire kokuyoruz. Ayıptır tamam ya, herkes bize bakıyor tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Annesi Rauf'u ister. Uyku vakti gelmiş. Ha, tamam. Al bakalım. Hop. Al bakalım. Hop. Al şu salya bezini de. Tamam. Yarın hesaplaşırız seninle tamam mı? Hadi. Tamam tamam Mahir abi, merak etme sen. Ben sana bir adisyon açtım. Bugün iki defa alıp vermişsin kendini. Duple yazdım. Hadi iyi akşamlar. Hadi hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Ne hesabı, ne adisyonu be? Boş ver. Sen şimdi ne diyorsun bu torun işine? Olmaz ya Mahir. Niye? Sen de özlemişim belli. Yahu Mahir. Ya canla gül daha çocuk. Emre şimdi 10 yaşında dayı mı olacak yani? Ya boş ver sen şimdi Emre'yi. Sen kaç yaşındasın, ben kaç yaşındayım? Daha kaç yıl yaşayacağız sence? Ya ağzından yer alsın orasını Allah bilir Mahir. Peki canla gül niye evlendiler? Bizi gıcık etmek için. Değil mi? Halta yaradıkları yok. He. Madem evlendiler bir işe yarasınlar bari. He. Ya 3 günlük dünya bak. Evi, işi, aileye bir şekilde neredeyse yoluna koyduk maşallah. Ya ne yapacağız bu saatten sonra, yeni hobi mi bulacağız? Safariye mi çıkacağız? Buz pateni mi yapacağız? Senin ama manyak hobi hayallerin varmış ya. Birader ben dede olmak istiyorum. Bu yaştan sonra hayattan başka ne beklentin olabilir ki? Ha, doğru. Emre de büyüdü zaten. Değil mi ya? Bak avantaja baksana, torunumuzla aynı apartmanda yaşıyor olacağız. Hani bu yaştan sonra neyimiz eksik ki bizim torundan başka? O zaman yapsınlar canına yandığını ya. Yapsınlar, ya. Aman aman aman. Yalnız sen bu akşam onu Nermin Hanım'a yalnız olarak sakın söyleme. Yani yarın hep beraber söyleriz. Yoksa hayatta dede olamazsın, onu sana söyleyeyim ben. Ama tamam be, bir muhabbetin sonunda bana laf sokmadan getir, dişimi kıracağım. Demek ki senin hobilerinden biri de paten yapmak, ha? Öyle mi? Eyvah! Yeni eşek muhabbetimiz hayırlı olsun. Hadi bakalım. Bu akşam yemekler bende. Sen aklını mı kaçırdın bu saatte? Asıl sen aklını mı kaçırdın kabzo? Ne var bunda ya? Ne var bunda? Bak hala. Galiba ben niye kavga ettiklerini biliyorum. Ben de. İskele baba. Ah, kalk. Çok. Ermin ayıp oluyor ya. Ayıp mı oluyor ya? Duymuyor musun kızım? Babayım ben baba. Anladın. Ne oldu durup dururken? Böyle pek durup dururken değil aslında. Lan gel. Şşt hop yap. O attığın terlikti, farkında mısın Ermin? Boğumu kurtarmamız lazım. Hadi hadi hadi. Mahir, aç kapıyı. Nermin Hanım açın kapıyı. Bakın bütün apartman ayağa kalktı. Ay, ay Nermin Hanım. Ne delirdin mi? Bütün apartmanla rezil olduk ya. Sen karışma Maysat. Ya şunu karına tek başına söyleme demedim mi sana ben? Neyi? Neyi olacak? Babam bir an önce torun istiyormuş oğlum. Ne? Ve sadece ben değil, Ferdi de istiyor. Ne? Konuşsana Ferdi, istemiyorsun. Yani ben... Ne diyorsun babacığım, ne diyorsun? Ferdi, kafede konuştuklarımızı anlatsana. Yok ya, çocuk yapmamıza mı da mı siz karar vereceksiniz? Bir de bunun için kavga ediyorsunuz. Ayıp ya, vallahi ayıp. Çocuklar ilk kez doğruyu konuştular, bravo. Tabii canım, çocuk da nereden çıktı? Gül zaten kendisi çocuk. Ben çocuk değilim de anne. Ama bu çocuk muhabbeti beni baydı. Evet ya, ayrıca biz çocuk mucuk istemiyoruz. Nereden çıktı bu çocuk muhabbeti? Aklımızdan bile geçmedi. Delirdiniz mi siz? Geçmesin zaten çocuk. Gül çocuk yapamaz, yapsa bile bakamaz. Ne? Anneciğim, bu konunun muhatabı babam değil, benim. Ayrıca babamın çocuk istemesi kadar senin istememen de feci bir durum. Bana da peluş bebek muamelesi yapmaktan vazgeç artık, bıktım. Ay 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 ay, laflara bak.
Acaba dün yardım isteyen kimdi? Zaten senden bir şey isteyen de kapat. Senden ne zaman bir şey istesem sürekli kafama kakıyorsun, sürekli kafama kakıyorsun. Aman ben de çok meraklıydım zaten sana yardım etmeye. Ay etmesen etme, etmesen etme. Etmeyeceğim zaten. Yanılıp yakılıp bir şey silkelemeye kalkma, hemen belediyeye şikayet ederim ha. Aman ne yaparsan yap anne ya, ne yaparsan yap. Sizin canınız sıkılmış, ben söyleyeyim. Canınız sıkıldığı için böyle uğraşacak konu arıyorsunuz. Ama size bizden konu çıkmaz. Yürü Can, gidiyoruz. Şu kapıdan çıkıp giden senin kızın, benim de maalesef gelinim Rozbahar. Üniversite sınavını kazanmış olsaydım Can, bunların hiçbir başımıza gelmeyecekti. Bana ev kadını muamelesi yapamayacaklardı. Üniversite mevzusunu çok abartıyorsun. Niye? Senin yüzünden, senin yüzünden. Ben sana aşık olmasaydım bütün aklımı fikrimi sana değil, derslerime verecektim. Ya ben de ilk seferinde kazanamamıştım ki zaten. Allah Allah, kime aşık oldun sen? Bana bak, bize birbirimize anlatacağımız her şeyi dürüstçe anlatacağız diye biz birbirimize söz verdik, anlatacağım. Kimseye aşık falan olmadım. Heyecandan sınavda kustum. Ben de sınavda, bütün sınav boyunca babam bizi öğrenirse ne yaparız diye düşündük durdum. O sorunu da hallettiğimize göre yarından itibaren ders çalışmaya başlayabiliriz. Ciddi misin aşkım? Hem de çok. Ders çalışırken kocan değil, hocanım şımarıklık istemem. Aşırı motiveyim hocam. Ol. Sen artık yılları benim elimde olan bir yarış atısın. Ve ben girdiğim yarışları kaybetmem. Can koptu geliyor, can koptu geliyor. Yürü be, kim tutar bizi? Good night, Grandpa. Sana babaanne denecek diye uyuz oldun değil mi Nermin? Bak Maho. Bana hiç kimse babaanne diyemez. Ha yarın öbür gün bir torunum olursa da ondan bana ismimle hitap etmesini isteyeceğim. Hem o Little Rose daha sabahları tost bile yapamıyor. Ne torunundan bahsediyorsun sen? Sen ne yapmıyorsun Nermin? Aa, o benim tercihim. Ama bu Big Rose'la Junior Rose'un kapışması harika oldu. Bu güllerin savaşı esnasında ben küçük olanıyla yakınlaşacağım ve hayalimdeki gelini yaratacağım. Allah aşkına kızı kendine benzetme Nermin, yoksa çocuğun hayatını yakarsın. Yat! Good night Nermin, good night. Bir tarafın açıkta kaldı, üşütmeyesin. Hadi Gülbahar, gel artık. Ay, bu kızı ben doğurmuş olamam Ferdi. Hastanede falan karışmış olmalı. Tamam. O zaman yarın gidelim hastaneye, Gül'ü geri verelim. Yenisini alalım. Aman, ne kadar rahatsın. Gülbahar, akışına bırak. Ay böyle diyen adam ama iki saat önce torun istiyordu ya. Mahir'in gazına geldik. Senin daha 10 yaşında oğlun var, unutma. Ne diyorsun ya? 10 yaşında oğlu değil mi Kerata? Allah razı olsun annenden. Ya, rahmetli ikinciyi yapmamızı o istemişti. Yoksa sen inat, ben inat o. Haklı çıktı işte. Ne de olsa eski toprak. Kerata da evliliğimize iyi geldi. Biz de amma saçmalıyorduk ha, değil mi Gülbahar? Saçmaladık tabii, boş ver. O eski günleri zaten asabım bozuk, hatırlatma şimdi. Ne yani, ben mecburiyetten mi doğdum? Yalnız Gül ne güzel laf çaktı ya. Hepimiz apışıp kaldık ya. Aman, illa kızının tarafını tutacak. Yine başlamayalım Ferdi. Emre de bitti o iş. Üçüncüyü de doğuramam. Kesin mecburiyetten doğdum. Aşk çocuğu değilim ben. Çocuk oyuncak gibi oldun be Rauf ha. Kendi rızkını kendin çıkarın. Aslanım benim. Ne oldu Emrecik? Kusura bakma abi, büyüklerle sohbeti kestim. Rauf, sen aşk çocuğusundur inşallah. Benim gibi değilsindir kardeşim. Emre, sen kafayı yedin abicim. Görüşürüz Rauf. Ne yapalım Mehmet abi? Ne yapalım Rauf? Seni bekledik burada. Bugün kaç saat lazım sana Rauf? Rauf'la işimiz bitti be Mehmet abi. Bitti. Bundan sonra bedelsiz seveceğim yeğenimi. Ne kadar çabuk ikna oldu ya bu Canan Gül. Olmadılar, proje yattı. Yapma ya. Sorma, benim sana ne kadar borcum vardı? Dün 2 saat aldıydın, ne ilgendini. 200 euro tamamdır. Sen ne kadar saattir uğraştasın? Gel. 2 dakika çık, kısabilirim kendini. Gel.
Buyur, buyur. Şaka şaka. Akşam gelirken yeni test kitapları alacağım. Gerek yok sevgilim. Her Türk genci gibi benim de milyon tane test kitabım var. Olmaz. Bu seneki soruların benzerleri olan yeni kitaplar çıkmış. Onlarla hazırlayacağız seni. Rocky gibi hazırlayacağız. Bu sene acı yok. Evet, acı yok bu sene. Sevgilim çok heyecanlıyım. Bir an önce akşam olsun da çalışmaya başlayalım istiyorum. Good morning, Rose. Thank you. Good morning. Ah, good morning, John. Bu ne İngiliz konsolosluğu gibi? Hoş geldin anneciğim. Beyaz çikolatalı kek yaptım. Tatlı yiyelim, sweet konuşalım diye. Ah Rose, bizim aramız niye bu kadar kötü tatlım? Biz nasıl bu duruma geldik? Ha yani niye bunu tercih ediyoruz ki? Değil mi ya? Ya, bak artık ben de senin annen sayılırım değil mi? Artık aramızdaki bu gerginliğe bir son vermek istiyorum. Hep beraber mutlu mesut yaşayalım istiyorum. Vallahi ben de öyle olsun istiyorum ama... Yaptıklarım için I'm sorry babe. Artık sana karışmayacağım. Ciddi misin? Shut up Can. Evet artık sana karışmayacağım. Ama artık sen de bundan sonra başın sıkıştığında direkt bana geleceksin. Oldu mu tatlım? Bu beyaz çikolatalı kekle hayatımızda yepyeni bembeyaz bir sayfa açmak istiyorum. Peace. Ne dersin? Ben de biraz ters çıkıştım galiba size. Hoş olmadı. Tekrar özür dilerim. Peace. Peace. Oh, ya tatlım. Oh, yarım seviyorum. Ay, ay, dur oğlum tamam. Soluluk yapma Joan. Oturmaz mısınız? Ah mersi tatlım. Aa, bu arada demin kapıdayken duydum çocuklar. Siz Rocky gibi neye hazırlanıyorsunuz bakayım? Gül üniversite kapılarını tekrar zorlayacak anneciğim. Yes. İşte benim gelinim, işte bu. Bravo, bravo. Sakın pes etme hayatım. Ben sana inanıyorum, kazanacaksın. Tamam o zaman ben bu güzel pastanın tadına bakmak için bize hemen kahve yapayım değil mi? Kahve, bravo. Yalnız benim çıkmam lazım. Size afiyet olsun, muhabbetiniz bol olsun. Allah şu halinizi nazarlardan, kem gözlerden korusun inşallah. Oh, muah. Cız, cız. Oh be, hadi bana eyvallah. Görüşürüz karıcığım, muah. Ya ben sizi yerim. İşte bu kadar. Yeniden Matrix'teyim. I'm in. Delik gözükmesin de. Ya durun ya, evvelen var. Komşular var, ne yapıyorsunuz ya? Durun ya. Ya gidin bakayım. Ne karışıyorsunuz siz? Ne karışıyorsunuz? Bırakın dövsün. Allah Allah, şuna bak ya. Demek bir halde etti ki kız dövüyor. Dev kızım. Aman. Burada yoruldum. Of. Aman. Ya vallahi ben... Sinyalim geçene kadar Mehmet Ali. Eve gelmeyecek. Anladın mı beni? Yapma be Yeşim, yapma be Yeşim. Allah'ını seversen ben nerede kalırım, ne yaparım, ne ederim, ne yerine içerim? Umurumda değil Mehmet Ali. Ben yanında yokken daha bundan sonra Rauf falan kucağına almayacaksın. Anladın mı? Seni mezarcı Mehmet Ali, seni. Yeşim, vallahi ben ne yaptıysam çocuklarımız için yaptım. Çocuğumuz için. Yeşim! Ay bu meydanda her gün bir kadın bir adamı dövse ay ne kadar güzel olacak. Ay çocuklar, Yeşim Mali'yi bir dövdü. Ay kaçırdınız vallahi. Burada ne oluyor ya? Avrupa Birliği asetonla naftalin satışını yasaklamış. Bir sandığımızın içine girmedi, bir de dırnaklarımıza karışmadıkları kaldı bunların da. Peki yani ne gelecek bunların yerine, ben onu anlamadım. Vallahi henüz biz de bilmiyoruz. Vallahi ben naftalinimden de asetonumdan da vazgeçmem. Ben de. Kadınlar huzursuz vampişim. Bu Avrupa Birliği'ne karşı açık bir başkaldırı sayılır tokatçı. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Tapios. Hanımlar çok affedersiniz. İsmet sen bilin mi gelsin? İsmet bir alalım seni. Affedersiniz, affedersiniz. İsmet Bey ben hemen geri gönderiyorum. İsmet senin şu eczane deposunda ne kadar asetonla naftalin var? Koli koli. Oo, koli koli mi? İsmet.
Hallederdik Nermin kızı ya. Aa, bu işin sonrası falan olmaz Junior Rose. Annenin aranı derhal düzeltmen lazım. Bebeğim, anneyle küslük olmaz. Hadi benim hatırım için ne olursun derhal çözelim bu işi, hadi. Ah, how are you Rose Bahar? Çok şükür, sizler? İyiyiz, iyiyiz. Bizi içeri buyur etmeyecek misin? Ah, buyurun, buyurun. Buyurun. Geç canım. Yeni çay demlediydim. Acelesi yok Rose Bahar. Sonra Junior Rose servis yapar. Önce kızının sana söyleyecek bir şeyleri var annesi. Çok özür dilerim ben anneciğim. Ne oluyor ya bana? Otomatiğe bağladım. Bir kaynanamdan bir anamdan habire özür diliyorum. Kızım benim hatırıma özür diliyor senden. Artık sen düşün bakalım Rose Bahar. Ben ne düşüneceğim be? Ah salak kızım benim. Yakını paçanı nasıl da kaptırmışsın kaynanana. Sen akıllanana kadar karışmayayım da gör bakalım Nermin Hanım kaç bucakmış. Elimden fırladı. Allah senin cezanı vermesin değil mi? Sahar godelik. Aa, şuna bak şuna. Yeşim Mali'yi kovalıyor hala. Ne? Ha? Ay dur bakayım ben gideyim. Bir bakayım ona şimdi yardım ederler. Vallahi kızı döverim. Bir biz bu bak kolilerin için burada saklarık. Muhtarın ofise götürmeyik. Oğlum sen manyak mısın? Ha? Yasak madde bunlar. Yanacaksa Ayşe yansın, ben mi yanayım ya? Yani şimdi tek iş asetonla naftalinin bizde olduğunu mahalleliye duyurmakta. Ha, ben o işi çoktan hallettim bile. Mahallenin bütün kapıcı karıları olayı yaymakta. İşte marketing bu. Yaşa! Ah para! Sonunda kuyruğundan tuttum seni. Tokatçı bırakma. Ne bu hali oğlum? Sen kendi haline bak. Matmazel'in işi varmış, sabahtan beri mutfaktayım ben. Benim halim o yüzden böyle. Ama sen okuldan geliyorsun manyak için. Anlat çabuk, ne oldu? Yok bir şey. Karışmayın bana ya. Bana bak, başlarım senin ergenliğine ha.
Annem seni böyle görmesin. Yürü bizim eve gidiyoruz. Seni temizleyeceğiz. Üstün başını değiştireceğiz. Ne olduğunu anlatacaksın. Annemi kalpten götürecek ya. Yürü. Anneciğim, Emre ben de merak etme, tamam mı? Öyle işte. İki kardeş oturacağız, dertleşeceğiz. Sen merak etme, tamam? Hadi bay bay. Fark etmiş mi eve gelmediğimi? O nasıl laf şimdi ya? O nasıl laf? Tabii ki de fark edecek. Annen o senin. Doğarak görevimi yerine getirdim nasıl olsa. Ben de iş yeri pek kalmadı artık. Ne diyorsun sen ya? Tabii sen aç çocuğusun. Bizim ailemizde anlamazsın. Boş ver. Benim böyle moralim bozuk olsa, böyle enteresan, böyle gizemli cümleler kursam, sen beni boş verecek misin? Cüce! Vermem. Şimdi anlat bakalım neler oluyor. Dökül ablanı, hadi. Annemle babam benim boşanmamak için yapmış. Ayrılma tehlikesi olmasa beni istemiyorlarmış bile. Sen de mutlularmış. Sen nereden duydun bunu? Nereden mi duydum? Sen de biliyordun. Yok, vallahi ben bir şey ilk defa duyuyorum Emre. Vallahi bilmiyordum ya. Yalancı, hepiniz yalancısınız. Kardeşim. Eyvah eyvah ya. Ne yapacağız şimdi? Ben tamamını sattım. Enda, oğlumun geleceği için. Allah beyler, bende biraz fazla para birikti. Bunları senin kasaya bıraksak mı muhtar? Hadi, hadi, hadi. Saklamış bu budilikler bunun içine. Aseton var bunun içinde he. Baksana, bunun içine de naftalin koymuşlar. Avrupa Birliği yasakladı ya. Bunlar bunu gizli gizli satıyorlar Ayşe hala. Görüyor musun? Hem de Zulu olarak benim namuslu dükkanımı yapmışlar bu adi kara borsacılar. Ne yapacağız? Bunlar hepsini çöpe atın. Tamam hepsini. Abla. Aferin. Kız, hiç kendine şöyle azıcık aseton falan ayırdın mı? Yok Ayşe hanım. Ay ben ikimiz için şöyle birer paket naftalin ayırdım. Ben de aseton ayırdım. Ay kız, kurar. Hanımlar, hanımlar, sakin, sakin. Hepinize yetecek gaz stoğumuz var. Ne gaz stoğu pampişim? Gaz stoğu. Ya bunları böyle görünce aseton, aseton diye inleyerek o 70'lerdeki gaz sıkıntısı aklıma geldi. Ne bileyim, geldi birden aklıma ya. Neyse. Evet hanımlar, şimdi peşinden söyleyeyim, adam başı 2 aseton, 2 naftalin verebiliyoruz. Şimdiden söyleyeyim, oralarda kargaşa çıkmasın. Ortağım tezgahın orada malları dağıtmaya başlıyor. Lütfen o tarafa doğru şöyle sıra olalım. Tekin! Ne? Mallar yok, soyulmuşuz oğlum. Nasıl soyulduk? Bayağı. Ya Tekin, sulamızı patlatmışlar, sulamızı. Soyulduk. Sulamız patlamış, soyulduk. Pampişim. Lan bu delikte soyulmadınız. Ne kadar aseton varsa hepsini çöpe at. Çöp. Ya bunu nasıl yaparsın? Ayşe Allah nasıl çöpe atarsın onları? Size gidiyor bu delikler. Siz burayı batakhane mi sandınız? Benim namuslu kafemde kara borsacılık yapamazsınız. Sen ne biçim bir kadınsın be? Siz ne biçim kadınsınız? Duvar mısınız? Sizin yüzünüz duvar mı böyle boyanacaksınız da güzelleşeceksiniz? Hadi gidin bakayım dışarı. Hadi yallah. Çıkın dükkanımdan ya. Allah Allah. Yallah. Ya, ne zaman bu ağları deleceğiz, yırtacağız, tokaç? Ne zaman ya? Bilmiyorum kalmış. Bak. Topa çok güzel vuruyoruz. Ama tam kalenin ağzında top pis bir falso alıyor. Niçin? Ah para. Yine elimden kaçtı. Ama bir gün yakalayacağım ben.
haber anne? Oo, küçük adam, kapıları karıştırdınız galiba. Sizin anneniz karşı tarafta oturmuyor muydu? Anneciğim, siz 10 sene önce babamla boşanmaya mı karar verdiniz? Boşanmaya mı? Ne boşanması? Nereden? Anlamadım. Kıvırma. Sen nasıl? Evli baktı kadınım, hala mı terlik anne ya? Aa, evli baktı kadın olabilirsin ama benim anneliğim düşmedi küçük anam. Nereden çıkıyorsun? Nereden duydun bakayım sen bunu? Emre söyledi. Emre mi? Ya Emre, sizi babamla konuşurken duymuş. Tutturdu, ben evlilik kurtarma operasyonu çocuğuyum. Yok, ben istenmeyen çocuğum. Bunalıma girdi çocuk. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben ne yapacağız? Pedagog muyum kızım ben? Siz hakikaten boşanacak mıydınız babamla? Aman niye öyle boşanacak? Bu deli deli şeyler sorma. Soru soracağına çözüm üret. Ne diyeceğiz biz çocuğa? Allah Allah, ben nereden bileyim anne? Ben mi doğurdum Emre'yi? Sen düşün. Nereden çıkardı şimdi? Yok işte, yok. Hiç bile. Ya bak herife bak, nereye atmış? Ya kardeşim, şu kapağı şuraya at ya. Bununla tekerlekli sandalye alınıyor değil mi? Hadi ya, ben de bu kapaklarla hayat diyordum. Ödem bunun için işte. Ha. Ya kapak deyince, Ayşe hala da bize nasıl kapak oldu be tokatçı? Sorma. Ne yapacağız? Hani yeni bir üretici bulalım desem, üretilmesi yasak kardeşim. Bir dakika. Bu üretilen bir şey. Yani maden değil, toprağı kazıp çıkartmamız gerekmiyor. Hı. Biz üretebiliriz. Ya tokatçı nasıl üreteceğiz? Bu çoban salatalı, domates salatalı, soğan karıştır, hop aseto. Biz üretmeyeceğiz. Üretebilecek birilerini bulacağız pampişim. Tabii. Ha, biz iki bilim adamıyız ya. Rahat buluruz üretecek bilim adamını. Ben buldum bile. Abi, deli misiniz? Ben nasıl aseton ve naftalin yaparım? Gözünüzü seveyim ya. Nasıl ya? Sen tıpçı değil misin oğlum? Ne tıpçısı tüpçü gibi? Adam doktor. Aman doktor, derdime bir çare. Bak. Yavrum, kadınlar ayakkabısız, oksijensiz, ojesiz ve onun panzehiri asetonsuz yaşayamazlar. Yok. Üstelik 2 günde 5.000 euro kazandık. Evet. Damat. Düşün, evlisin. Üstelik aileler evi 2 kere döşedi. Ha. Kimden borç istersin? Oo. Bak, formül de çok basit. Ha. Çok basit indirdik biz. Yani? C3H6O falan filan. Ha. Kaynama noktası 56. Senin kaynama noktan da ay sonu. Çıktısını aldık. Bu oksijenin formülü değil. Senin kurtuluş formülün damat. Ya hem de kötü bir şey yapmıyorsun ki. Hayır. Aseton bu. Yani bilmini kadınların güzelleşmesi gibi kutsal bir şey için kullanıyorsun. Bundan daha kutsal bir şey olabilir mi Can ya? Ha? Düşün. Asetonu araştırırken Alfred Nobel diye bir adama denk geldik. Adam dinamiti bulmuş. Çat pat her yeri patlatmış. Ama adamın adına ödül veriyorlar. Bak. Kadınlar arasında bir fenomen olacaksın. Evet. Hem de ayda en az 20.000 euro indirsin canım. Temiz. Bir sene sonra da oturduğun ev senin. Oh. Tamam be. Ama bana sermaye lazım. Evet. O da hazır. Hayır, bu da formülün çıktısı. Sizle bir işe giriyorum ama yine patlarsan. Bu sefer patlarsan havai fişek gibi gökyüzüne doğru ve rengi arayın patlayacaksın. Bravo tokatçı. Harbiden patlarsak diyorum abi, aseton yanıcı bir maddedir ya. Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Beni Türk hekimlerine emanet edin. Tabii ya. Bir Türk hekim olarak sana güveniyoruz. Hadi Aslan. Hadi. Hadi lan. Ben hadi. Harekete geçeyim ya. Hadi. Çökmek olayım, bir şeyler alayım. Hadi canım benim, hadi. Hadi. Nerede kaldı bu çocuk Gülbahar? Top oynamaya gitti. Durumdan ötürü ne dese izin veriyorum. Harbiden enişte, siz nasıl boşanma şeyine gelmiştiniz?
Senin yüzünden. İşte 40 yılda bir ciddi bir soru soruyorum. Lütfen konuyu bulandırmasana. Ulan bak. Ulan yok, ulan yok, öyle yok. Sevgi var, aile birlikteliği var. Emre'ye bunu hissettireceğiz, sevgiyi hissettireceğiz. Yoksa size kabağı yaptım yaparım. Bu nasıl bir kokteyl abla? Sevgi, 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 kabak. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin aslanım. Hoş geldin evimizin olmazsa olmazı. Koparan soyadını ileriki nesillere taşıyacak su beyi. Dayınla babam bugün alışveriş merkezine gittiler ve sana en sevdiğin oyuncağı aldılar. Karaoke. Bu akşam hep beraber karaoke yapacağız. Benim karaoke'de söylemek istediğim tek şarkı Tanrım beni baştan yarat anne. Tanrım beni baştan yaratma. Bu çocuk bu şarkıyı nereden biliyor Gülbahar? İşte biz aynı odada kalıyoruz ya. Ben bu şarkıyı her gece bir kere dinlerim kafada. Didem de terk etti beni zaten. Haklı kız yani. Ne de olsa ben bir fason üretimi. Bu fason üretimi nereden biliyor Gülbahar? Ben bir ara fason işi yapmıştım ya işte oradan. Ben odamdayım. Zaten bir an ışık sonucu doğmuşum. Hiç yokmuşum gibi davranabilirsiniz. Ya şu anda çalan telefonun melodisine bak Gülbahar. Sanki cenaze evinde düğün yapılıyor. Çok özür dilerim, önemli. Alo? Öyle mi? Tamam, o zaman ben hemen geliyorum. Tamam. Kusura bakmayın, çok önemli bir işim çıktı. Görüşürüz. Görüşmeyelim. Defol. Baş üstüne dişle. Görüyor musun Ferdi? Odasına gitti. Ya nasıl duygusal çıktı bu çocuk böyle ya? Hiç sana çekmemiş. Bakalım. Yine başlamayalım. Ortasına nükleer santral kurulur mu? Tıp fakültesinde üretim yapmama izin vermiyorlar Tekin abi. Ne yapayım? Başka yer mi vardı? Kocacığım, bütün önlemleri aldı dayı. Hiç merak etme. Annemleri yakalanırsak da canın şu bilik deneyi diyeceğiz artık. İlk üretimimizi yapmak üzereyiz. Kendimi Doktor Frankenstein gibi hissediyorum. Sen canavar yaratmıyorsun ama aşkım. Bizi alt katımızda oturan canavarlardan kurtaracaksın. Kendi evimizi alacağız. Tamam, tamam, tamam. Hadi edebiyat yapmayın da çalıştır bakalım. İlk numuneyi alalım. Haydi bismillah. Harbiden denemek istediğin emin misin sevgilim? Yok bak, istiyorsan Can'a oje sürelim, onu da deneyelim. Can'a niye oje sürüyoruz dayı ya? Hani benim kocam ya, benim hoşuma gitmeyebilir. Sen ver ojeyi bana. Ojeyi ilk önce sürmem lazım. Dur zaten aldım. Yes. Hazır mısın? Pamuk. Seviyorsun ama nasıl yapıyorsun? Ben tanıdığım adamı unutmam. Ben çizgi film seyretmesi için izin vermiştim. Ama o Erman Hoca'yı seyrediyor Ferdi. Erman Hoca da tıpkı çizgi film karakteri gibi renkli bir kişilik. Gülbahar. Gülmüyor ama. Ama düşündürüyor. Ne haber Mutsuz Şirin? Depresyondayım. Ne haber Emre? Abla?
Bilmiyor musun, ben ablamdan nefret ederim. Ondan daha güzelim diye beni kıskanıyor. Sarı saçları yok ya karı Fatma'nın benim gibi. Ablamdan hem daha da gencim, uyuz şey. Abla yapma. Seni 300. kez terk etmiş olsam bile Emre, yine sana geri döneceğim. Ve seni... Ne yapacaksın? Deli gibi gıdıklayacağım, tamam ya, edeceğim. Gördün mü kızımızı? Daha düne kadar çocuk dediğimiz kızımız, ikimizin de başaramadığını yaptı işte. Yürü yürü. Kızım dur, gülmekten öldüreceğiz çocuğu. Ya baba kurtar beni. Seni kimse kurtaramaz. Ben Emre'nin şerefine yarın evde bir parti düzenlemeyi düşünüyorum baba. Kobaranlar, Beceren'ler hep birlikte. Oh, bu bahaneyle aile yemeğini de aradan çıkaracaksın. Ne dersin Emre? Bilmem ki. Hem ben ne duydum biliyor musun? Senin o çok istediğin tablet bilgisayar var ya... eğer partiye gelirsen babam sana onu alacakmış. Ciddi misin baba? Aa, ne demek Emre'cim, tabii alırım ya. Köpeğin olur be. Verdi. Benim şimdi arkadaşlarıma mesaj atmam lazım. Çatlayacaklar. Bekle, ben de geliyorum. Beraber çatlatalım. İyi ki çocuk yapamayacak kadar çocuğum anneciğim. Bak, çocuk ruhundan anlamam ailemizin ne kadar işine yarıyor. Hadi iyi akşamlar. Yardıma geldiğiniz için çok teşekkür ederim Nermin teyze. Asıl kayınvaliden olarak beni yardıma çağırdığın için ben teşekkür ederim Little Rose. Şimdi sen tek başına hepsini halledemezsin. Ben sana bir yardıma geldim. Ah, anneciğini neden yordun buralara kadar Gül? Bana haber vermiştin de ben sana yardım ediyorum ya zaten. İşte ben seni arayacaktım aslında anne, ama senin böyle birçok bir dolu işin vardır diye... Nermin teyze aradım ben. Hem okullar yeni açıldı. Chucky'yi kim karşılayacak? Chucky deme oğluma. Neyse canım, zaten benim de çok işim vardı. Neyse ki kayınvalidem var, sana yardım ediyor. Kolay gelsin. Thank you. Vallahi kötü niyetimden değil anneciğim ya, yemin ediyorum atacağım kendimi şu pencereden. Gel bebeğim gel, bir hamura beraber girişelim. Şey kadar yedebiliriz demiştiniz ama. O eskiden de efendim. Şimdi kendi imalatımız istediğiniz kadar. Dur şiş alayım. Ben de 50 euro avans edeceğim. Buyurun. Ne zaman izledim? Yarın. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun kardeşim? Avans alıyorum tokatçım. Yarın teslim ederiz dedin. Edemez miyiz? Bu akşam Emre'nin moral yemeği var. Ne yapıyorsun pampişim? Ne yapalım bunları? Yatak odasına mı bırakalım? Olmaz. Ne olur ne olmaz. Gözümüzün önünde olsun abi. Dayı, bu gece illa üretim yapmak zorunda mıyız? Zorundayız. Sen o aldığın bonfileleri neyin avansıyla aldın sanıyorsun? Bu gece üretim yapılacak, bu mallar da yarına yetişecek. İyi de arkadaş, illa kollarımızın altında mı çalışacak bu zamazingo ya? Ne yapalım bunlara? Çok dikkatli bir şekilde şu sehpaya götürün abicim. Biz de daha da büyük bir saatli bomba olan soframızla ilgilenelim. Gel hadi. Aşkım, iki ayrı yemek takımı biraz saçma olmadı mı? Ne yapalım Gül? Birini sizinkiler aldı, birini bizimkiler. Hangisini sofraya tek çıkarsak olay çıkacak. Böyle kardeş kardeş takılsınlar işte. Sen de haklısın. Damat, burası iyi mi? Abi darbe almasın yeter. Yoksa... Gel! Gel! Panik yapmayın! Kimse panik yapmasın! Herkes sakin olsun! Herkes sakin mi? Panik yok! Hoş geldiniz. Abla bak. Güle güle kullan aşkım. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Gül, Allah kahretmesin. Ben tablet deyince ucuz bir şey zannettim. Bu ne ya? Anneciğim hoş geldin babacığım. Hoş geldiniz. Neler yaptınız bakalım kayınvalidenle beraber?
Aa, sofranın hali ne böyle perşembe pazarı gibi? Efendim, her iki ailenin de aldığı yemek takımı o kadar muhteşemdi ki hangisini koyacağımıza karar veremedik. Böyle serpme kahvaltı gibi yaptık masayı. Gül, bu ne böyle evin ortasında ya? Bizim damadın yeni deneyi enişte. Kardiyovasküler biyoloji. Bravo be. Bu deney yüz naklinden daha fazla bir katkı sağlayacakmış tıpa. Onun için koyduk buraya. Ah, hadi ya. Mahir amca bak, meyvelerle kuşları vuruyorum. Sen de çok seversin. Hediyenin en büyüğünü asıl Nermin teyzen hazırladı. Messi. Hah. Nermin teyze geldi herhalde. Hadi bakalım görelim neymiş. Hoş geldin Nermin teyze. Herkese hello. Herkese merhaba. Geldim. Anne, ne işi var bu kızın burada? Hemen bu kız benim evimden çıkar, hemen. Aa, ben ne yapacağım ayol? Kayınvalidene söyle. Dalma yemeğe, dalma. Ben bile yemiyorum ya. Çalışıyor mu bu zamazingo? Görmüyor musun muhtar? 5 litrelik pet şişe dolduruyoruz. Dur, ben 50 litrelik şişelerle paranın kafasını gözünü kıracağız. Hmm. Dur muhtar, dur. Çok yakışıklısın. Senin için. Benim geleceğimi bilmiyordun ki. Ben her akşam sen varmışsın gibi süsleniyorum. Hatta maskemi bile yaptım. Her akşam kafama takıp sana bakıyorum. Çok romantiksin. Gerçekten maskeyi sen mi yaptın? Herhalde kızım. Başka kim uğraşır bu işle? Gül, sakin ol. Kardeşimi parmağında oynatıyor. Can, parmağında oynatıyor. Bak, Emre benim yaptığım maskeyi Didem'e satıyor. Çocuk onlar. Çocuk olan benim kardeşim. Didem'in içine cadı kaçmış cadı. Didem 300 yaşında bir cadı. Bu sefer yaş tahtaya bastınız Nermin Hanım. Ben şu et soteden biraz daha yiyeceğim. Ha, yemişim kolesterolünü be. Ye hayatım, ye. Kızın yaptı. Ah, aslında beraber yaptık. Ben de yardım ettim. Ne? Sen? Et sote. O zaman kepçeyle dalarım vallahi. Dal Mahir'im, dal. Gelinimle beraber o kadar hazırlanmışız. Hatta tüpsüz dal. Muhteşem olmuş. Tabii olacak enişte. Teyzem yaptı. Teyzen yapmadı. Teyzen yardım etti. Etleri ben pişirdim. Ben pişirdim etleri. O yüzden çiğneyemiyorum zaten. Ayrıca bu yemek takımlarının hali ne böyle? Renk uyumu yok. Didem. Bir dakika teyze. Haksız mıyım? Ayrıca onun bir sebebi var canım. Ayrıca toplu düğün fotoğraflarında benim de resmim vardı. Sen benim olmayan resimleri asmışsın. Sen beni kıskanıyor musun? Kızı. Üniversiteyi kazanamamışsın diye duydum. Doğru mu? Didem. Hayır. Bizim kuşağımızda sadece ev hanımı olmak yetmiyor da o yüzden sordum. Aa, yeter ama. Yaşına başına bakmayacağım. Ben o senin sarı örüklerini yolacağım. Gel buraya. Yolacağım o örüklerini. Gel buraya. Dur atla. Evlendik, evimizde bir hafta kalamadık kocacığım ya. Taktığın şeye bak, aldığım yangın cihazları olmasa bütün ev yanacaktı. Şimdi birazcık koridor, birazcık mutfak yandı. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Hayır, ben zaten yatak odamız nasıl yandı ona inanamıyorum. O Didem var ya o Didem, kesin tüplerden bir tanesini yatak odamıza attı, kesin. Bir tek yatak gitti Gül, bütün suçu Didem'e atma ya. Sen de bana o sarı çıyanı savunma. O sarı kıvılcım çıkarttı benim evimde, güzel evimde yangını. Hayır aşkım. O yangını bizim salak hırsımız tutuşturdu. Ev alalım derken evimizden olduk kocacığım ya. Asetoncu kocanla sohbetin bittiyse yat artık. Yarın daha mutfakçı bulacağız. Tamam yatıyorum baba. Yarın gelecek mutfakçıların başında ben duracak değilim. Kocana söyle o da yatsın. Tamam yatıyoruz baba. Ama ayrı evlerde. İyi geceler kocacığım. İyi geceler karıcığım. Oh.
Evet. Ay, korktum bir an. Şey... Hayır ya. Ne oldu Ferdi? Heyecandan mı oğlum? Ne oldu Ferdi? Bizim. Heyecandan mı? Ne oldu Ferdi? Heyecandan mı? Ne oldu Ferdi? Ne oldu Ferdi? Yatağına kahvaltı mı götürdün? Good morning, Rose. Good morning. Neredesin? Dur lan!